Merhaba Tam İndir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. haftalık tek duracağım ben. Sen Ulan bir fenaydın. şey yaptın. Yandık. Arkadaşlar Hiç bize günaydın. beklemiyordum değil mi? Günaydınlar Haftanın en gençler. iyi Android ve iOS oyunları videosuyla karşınızdayız. Demek Yepyeni bir gireymiş. bölüm. Benim de giriş yapmam Evet gerekiyormuş. abi harbi. Ama bir şey söyleyeceğim. 3 sene, 3 sene Alışmışız oldu ya. 3 senedir artık olsun yani bir zahmet. Bir zahmet ya. Neyse ilk Hadi oyun lan. Exodia artık boş ver geç direkt. İlk oyuna geç. Bunu ben anlatacağım. Anlat abi. Çünkü bu oyun tam benlik. Yukarıdan bakmalı çünkü. Yukarıdan bakmalıyı da geçtim Ne oldu? arkadaşlar. Belediye oyunu abi. Bak hayır abi neden biliyor musun? Evet. Bizim hani ben 85'liyim bilen arkadaşlar vardır. Artık böyle biz eski nesiliz yani Abi yaşlandık biraz. hiç belli olmuyor ya. Hani Baksam şöyle 99'lu falan derim ya. o Sakalı kadar da değil, kessem. o kadar da değil canım da hani yine daha küçük gösterdim söyleyenler. Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizim zamanımızda böyle bilgisayarlarda böyle Lotus'tur böyle Wolfenstein'dir falan gibi oyunlar vardı. O dönemde böyle çıkış yapan efsane bir strateji oyun serisi vardı. Civilization. Hala Civilization oyun evet. devam ediyor. Hala Sid var Meier's doğru. Civilizations oyunu hala devam ediyor. Hexon yapan arkadaşlar mobil platform üzerinde gerçekten böyle bir Civilization tadı Havası verdi. veriyor. Havası verdi ki bunu çok güzel yansıtmışlar. Strateji oyunu seven arkadaşlar ve daha doğrusu Civilization seven arkadaşlar oyunu oynadıkları zaman beni anlayacaklardır. Kendi bir ülkeniz var. Bu ülkenizde yeri geliyor askerler geliştiriyorsunuz. Yeri geliyor yeni böyle araştırmalar yaparak yeni askerlerin veya yeni teknolojilerin kilidini açıyorsunuz. Ordularınızla birlikte dünya üzerindeki diğer kabilelerle, diğer ırklarla savaşıyorsunuz. Yeni böyle köyler ele geçiriyorsunuz. Yeni şehirleri ele geçiriyorsunuz. Düşmanlarınızı harita üzerinden silmeye çalışıyorsunuz. Ve savaşlar denizlere kadar taşıyor. Ya buna şey diyebilir miyiz? Bir nevi yani tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama sanal ortamda kendi ülkenizi oluşturup yönetiyorsunuz ya. Gibi ve sıra tabanlı strateji oyunu olarak da adlandırabiliyoruz. Grafikleri falan da çok hoşuma gitti. Oyunun sesleri olsun, grafikleri olsun, oynanışı olsun gerçekten çok keyif verdi bana. Telefonuma kurdum. Ara ara oynuyorum. Yeni böyle başarımları açtıkça yeni kabilelerin kilidini açtırabiliyorsunuz. Yeni görevlerin kilidini açtırabiliyorsunuz. Gerçekten keyifli olmuş. Tavsiye ediyorum. Ve Battle Brawlers. Battle Şimdi Brawlers. Battle var. Battle Brawlers var. var. Demek ki Brawlers var. savaş var işin içinde. Var var. Savaş varsa ben yokum abi. Ben senin gibi yapacağım abi. Ne yapacaksın? Çok güzel oyun. Hayır. Ne yapacaksın? Clash Royale. Benziyor zaten abi. Benziyor yani. Bayağı benziyor Clash kanka ya. Royale diyeceğim. Geçmeyeceğim ama Geçelim. anlatacağım, Geçelim abi anlatacağım ya. biraz. Yok yok The anlatacağım War of biraz. Genesis mi? Sana oyunu da sevmedim dedin ki. Abi bu oyun ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ha. bak. Geçen haftaki bölümde bayağı altta yorum vardı. Görmüşsündür mutlaka hani baktığımız için ama pardon. Orada bayağı yazan olmuş. Abi sürekli strateji oyunu veriyorsunuz. Sürekli stratejimsi oyunlar veriyorsunuz Ya falan şöyle filan. bir Şimdi şey bu var. yukarıdan bakmalı oyunlara benim diyorum ki biraz ara verelim. Abi ama şöyle bir şey var hani her hafta böyle yeni çıkan oyunlardan tanıtmaya çalışıyoruz ya. Evet. O oyunların arasından seçtiğin zaman da en iyileri hakikaten bunlar çıkıyor. Hani o hafta Doğru. çıkan en iyi oyunları sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Hani sonuç olarak aranızda kiminiz böyle aksiyon oyunu seviyor, kiminiz strateji seviyor, kiminiz böyle günlük casual oyunlar seviyor. Herkesin aynı anda hatta yarış oyunları sevenler var. Herkesin aynı anda sevebileceği böyle oyunları bir araya toplamak zor. Çünkü o hafta oyun türlerinin hepsinden çıkmıyor. Öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ama yani serimizi baştan sona baktığınız zaman illa ki kendinize göre oynayacak çok güzel oyunlar bulabilirsiniz. Ben biraz Battle Brawlers'dan bahsedeceğim. Halihazırda zaten Clash Royale'e benziyor dedim. Kendi Doğru. üssünüz var. Ve yani kendi üssünüzü bırakın. Seçebileceğiniz nereden farklı ırklar var. Bu ırklara ait toplamda nereden baksanız bir 200'den fazla farklı savaşçı var. Sizin adınıza savaşan. Bunun yanında birçok kahraman var yine ordunuzda savaşan. Yine birçok büyü var. Düşmanlarınızı alt etmek için savaş alanında kullanabileceğiniz. Oyunun mantığı nasıl? Buha sahip olduğunuz kahramanlar veya savaşçılara kendi üssünüz üzerine yer veriyorsunuz. Sürekli olarak belli aralıklarla bu binalardan, bu savaşçılardan çıkıyor ve düşmanların çıkardığı savaşçılarla kapışıyorsunuz. Birebir olarak savaşlara girebiliyorsunuz online. 2-2 olarak arkadaşlarınızla savaşlara Kapışmanın girme şansına sonu sahipsiniz. yok resmen yani öyle Gerçekten diyebiliriz. kapışmanın ve kullanabileceğiniz farklı savaşçıların sonu yok. Bana sorarsanız Clash Royale'den çok daha kaliteli bir yapım. Oynarsanız eğer ki zaten bana hak vereceksinizdir diye düşünüyorum. Sıradaki oyun. Ve The War of Genesis Battle of Antaria. Bak şimdi bu oyun şöyle bir oyun. Aslında bir nevi yukarıdan bakmalı ama aslında bana oyunu güzel yapan yeri şu. Oyunda hani sanki
bir Mortal Kombat X olur işte ya da işte Street Fighter olur. Meydanda dövüş var abi. Ama aynen. Ekran görüntü şekli yani nasıl desem kameranın bakış açısı öyle değil ama yine de o birbiriyle birebir kapışma işte bir dövüşme falan bunlar beni çekti bu oyuna. Sus. Yani. Şu anlattıkları nasıl ödeyecekler sana ne diyor bu denişik diyecekler oyuna ama. Oyuna yaklaştım. Ama hakikaten oyun öyle ya. Şimdi evet, yalan söyleyemeyeceğim. Hakikaten oyun ama öyle. Ama oyun böyle ya ne yapayım şimdi yani. Dediği gibi Ozan Can'ın üstten bakmalı. Şimdi bak normalde şu telefonu tutayım şöyle hem Mate 20 Pro'nda reklam olmuş olur. Güzel telefon. Şimdi bak şu telefon ya. Normalde burada böyle iki tane adam oluyor tamam mı? İki tane adam böyle birbiriyle böyle böyle dövüşüyor. Şimdi burada nasıl olmuş? Böyle yapmış abi telefonu. Bir adam burada duruyor, bir adam burada. Sen buradan görüyorsun bu sefer. Böyle böyle birbirleriyle dövüşüyorlar. Bu oyun bu yani. Ya bitti. Anlatırken hani rejine tarafını koyacak bilmiyorum. Bence bir şey koyamayacak yani. Benim bir şey anlatmadan sonra. Şöyle bir şey var. Kendimi şey gibi hissettim. Bağırcan'dan biliyorsun. Geçen biliyorum, biliyorum, trigonometri biliyorum. Anlatmış canlı yayında. Ben Nuri Alço'nun ona bakışlarına daha çok dikkat ettim. O zaten çok efsane de. Bak ha ne diyor ne diyor bu? Denişik kısmı tam olarak oradaydı. Aynen bak öyle. Orada onu hissettim. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Uzay geminiz, yani uzay gemisi demeyeyim. Uçan bir üssünüz var. Bu üste geliştirebileceğiniz birçok şey var. Bu üstten çıkıp yer yer böyle dünya üzerine geziyorsunuz. Kendi savaşçılarınız var. Kendi kahramanlarınız var. Buna ek olarak üstün gücünden yararlanabileceğiniz bir tane de robot savaşçınız var. Bunların hepsini geliştirme şansına sahipsiniz bir strateji oyununda olduğu gibi. Ozan Can'ın dediği kısım hani strateji oyunda dünya üzerine gezerken belli noktalarda yaratıklarla veya düşmanlarınızla kapışmanız gerekecek. Evet. Bu noktalarda oyunun kamera açısı değişiyor. Komple bir dediği gibi böyle artık yukarıdan bakmalı, yukarıdan yandan bakmalı bir hale geliyor. Hafiften 3 boyutlu şeyler var. Kahramanlarınızın kullanabileceği inanılmaz böyle farklı yetenekler var ki düşmanlarınıza karşı üstünlük sağlamak için oynarken zaten göreceksiniz, hak vereceksiniz bir yandan da izliyorsunuz. Daha fazla anlatmaya bence gerek yok diye düşünüyorum. Bence bayağı güzel abi. Oyun. Sıradaki oyunu verelim. Ve Non-Stop Space Defense. Ha şimdi abi bak bu hafta ki oyunlar arasında hakikaten uzay, böyle uzaylı oyunlar var. Farklı olan bir oyun. Şimdiye kadar böyle bir oyunu anlatmadık. Çok ya böyle ekrana bakınca aklıma Guitar Hero geldi benim ya direkt. Ama ne alakaysa yani hiç alakası da yok ama. Şimdi bu oyunu alakası biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten. Ekrana dokunuyorsunuz başka bir şey yapmıyorsunuz. İşte bu kadar bitti. İkinci oyunu daha bitirme az anlatacağım ya. Hani ekrana dokunuyorsunuz başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerçekten günlük böyle oynayabileceğiniz böyle boşluklarda böyle ekrana tıklayabileceğiniz çok casual bir oyun yani. Böyle mesela günlük oynayabileceğiniz dediğimiz tarz oyunlar var ya. Evet bunu abi. Söylerken mesela ne hayal ediyorsun? Nasıl bir yer? Ben çok merak ettim. Abi tuvalettesin. İş görüyorsun. Evet. Oturmuşsun kulede. Evet. Ben mesela veya ne otobüs durağında veya otobüste. Benim aklıma veya yolda yürürken bile şunu yapabilirim yani. İlk gelen şey günlük oynanacak dediğimiz oyunlarda devlet dairesinde sıra beklediğim bir an abi. Yapalım abi bunun oyunu. Yapalım abi. Oktar mı gençler? Devlet dairesinde sıra bekliyorsunuz. Başka bir şey yok. Sıra bekliyorsunuz sadece. Gelmiyor sıra. Bekliyorsunuz hareket. Sıra bekleme. Oyunun adı bu. Oyunun arkadaşlar uzaylılar dünyayı istila etmeye çalışıyor. Siz onları durdurmaya çalışıyorsunuz. Yukarıdan böyle sürekli oluk oluk uzaylı geliyor. Siz aşağıdaki savunma kulelerini... Ama hiç uzaylı kulelerini... değil yani. Değişik bir şey ya, geliyor yani. Çok gereksiz ya aslında düşündüğünüz zaman ama çok keyifli. Ben oynuyorum yani. Kurdum telefonu. Ne yalan söyleyeyim. Niyeyse böyle gereksiz oyunlardan acayip bir zevk alıyorum abi oynarken. Biliyorum. Sürekli o savunma kulelerinizi geliştiriyorsunuz, levelleri atlıyorsunuz, yeni özelliklerin kilidini açtırıyorsunuz. Ben çok sevdim, gerçekten keyifli grafikler falan benim hoşuma gitti. Hani deneyin derim ya, bir şans verin yani. Ve bir diğer oyunumuzda sizi uzaylara çıkarmak istiyorum arkadaşlar, Planet Hunter. Yani resmen harbiden bir nevi şeyin avcısısınız. Gezegen avcısı, gezegen avcısı gibisiniz. Çünkü biraz saçma tabii ki yani siz normal gezegenler sanki böyle toprak parçasıymış da üstünde dolanıyormuşsunuz gibi oyunda gösteriyor. Halbuki atmosfere öyle adım atsanız yani paramparça olursunuz. Ama vardır ona göre şeyinizi şeyleri bulamazlar ya. Yani. Böyle mevzuları. Ya her başka gezegenler var. Her gezegenin üzerinde düşman avındasınız. Aynen. Ve düşmanları alt ederek gezegeni ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Hayatta ama kalma da diyebiliriz değil mi bir yerden? Bir nevi öyle, bir nevi de böyle şey gibi. Ya biraz da böyle zombi avındaymışsınız gibi de bir yandan öyle ama zombi değil tabii ki onlar. Uzaylı yaratıklar evet, her gezegende farklı var. Farklı karşımıza çıkıyorlar zaten. Bu şey oyunu vardı bir tane uzaylı deyince aklıma o geldi hani. Füze gönderiyordunuz sürekli düzenli olarak. Bayağı kapışıyorduk biz kendi aramızda hatırlarsan. Neydi o ya? Vallahi unuttum Elon Musk için falan filan yapmışlardı galiba. Bayağı bir ara oynuyorduk. Hatırlayamadım abi hatırlayamadım. Ama ben artık dayanamayıp haftanın bonus oyununu vermek istiyorum efendim. Hangisiydi o? Bonus oyunumuz hatırladım, ver. Tactical Shooter. Yani Tactical aslında da Tactical bir shooter oyunu arkadaşlar. Yukarıdan bakmalı tabiri caizse olsa da ben oyunu sevdim. Çünkü oyun bence
şöyle yukarıya, kamerası yukarıya çevrilmiş bir nevi Counter'a benzer bir oyun. Yani ne bileyim, TPS demek istedim değil. FPS evet, zaten değil, hiç değil. Yukarıdan bakmalı daha mantıklı dediğin gibi. Evet, ama hani kamera böyle sanki Counter'ımsı bir oyun ama böyle yukarıdan bakıyorsunuz gibi bir yandan. Ha, bu arada aksiyon oyunları isteyen arkadaşlarına da hakikaten bu hafta şey yapacaktır, doyuracak bir oyun. Çünkü evet, oyun hem aksiyon içeriyor, hem ateş etme, shooter tarzında. Aynen öyle. Hem de online olarak oynanabiliyor. 5'e 5 takımlar haline kapışıyoruz. Bak, bu oyunda senin en çok seveceğin şey söyleyeyim ben sana? Söyle. Abi, oyunla takım arkadaşlarından birini arabaya bindiriyorsun. Sen arabayı sürüyorsun. Arabayla sen diğer takımdaki oyuncuları ezerken diğer takım arkadaşın da makine ve tüfekle tüf 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 tüf, şimdi, tüf diye. Niye bunu anlatıyorsun? Şimdi niye bunu anlatıyorsun? Bu video ilk defa geldi mesela kanala. Bu arada Ozan Can biraz hasta arkadaşlar. Evet, biraz hastayım. Öksürüyor. Kanala ilk defa geldiyseniz gerçekten arkadaşlar, PUBG, benim PUBG'de bir şey, PUBG Mobile'da tabii bunu yapabiliyorum. Masa üstüne yemiyor yani. Çünkü doğar doğmaz ölüyorsun orada. Yani uçaktan indin, hop öldün zaten. Adamlar neyse, iyi oynuyor. Mobilde ben arabaya biniyorum arkadaşlar. En uzak noktaya atlıyorum haritada. Sonra arabaya binip birazcık şey falan topluyorum işte, böyle cephane vesaire. Sonra da arabayla eziyorum herkesi. Bir 20-25 kişi falan kalınıyor. 15'e kadar arabayla ezmeye devam ediyorum. Yani her bölümde bir 10 kilim var kafadan. Güzel. Genelde de birinci oluyorum yani. Genelde anlatayım, öyle oluyor. Evet. Bu oyunun güzel yanlarından bir tanesi de arkadaşlar şey, yani kullanabileceğiniz çok farklı sınıfta ajan var. Ajan diyeceğim ben onlara. Evet. Birçok silah var. Pompalısından tut makinelisine, makinelisinden tut el bombasına, el bombasından tut roket atarına kadar silah sizi bekliyor. Oyun haritasındaki birçok yer interaktif. Bunları kullandığınız silahlarla parçalayabiliyorsunuz. Düşmanlarla aranızdaki duvarları yıkabiliyorsunuz gerekiyorsa. Sonra da düşmanlarınıza sıkarak onları alt etmeye çalışıyorsunuz. 5'e 5 olması ve sürekli olarak öldükçe canlanmanız ve bitmeyen aksiyon oyunda beni çeken noktalardı. Gerçekten çok keyifli. Farklı silahlarınızı da özelleştirme seçenekleri yine oyunda mevcut. Tabii bunlar biliyorsunuz yer yer paralı oluyor. Yer yerde oyunlarda kazandığınız başarımlar doğrultusunda size veriliyor. Gerçekten çok keyifli, güzel bir oyun. O zaman bu haftalıkta haftanın mobil oyunlarından bu kadar diyorum ve yarın teknoloji haberleri videomuzla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.